Allah nazarlardan saklasın amin diyelim. Amin. Gelelim Aynur ve Görkem'e. Gelelim. Geldik. Geldik, kapıyı çaldık, bulamadık. Kimse yok. Var var, kimse yok diye bir şey vallahi yok. Buradayız. Alo, Aygör, evde misiniz? Orada mısınız? Ses verin. Görkem'in göğüsleri oynuyor burada. Yok. Görkem oynuyor. Buradayız, buradayız. Aynur'un göğüs dekoltesi sevmediğini anladık. Bugün öğrendik, çok net söyledi. Daha ne kadar söyleyebilir bilmiyorum. Ya, bu kadar. Kapattın, kapattın. Bu estetik görüntü durmuyor. Onu dile getirdim yani. Aynen, kapattın. Ben sizin burada varsa bir niyetiniz duyalım. Yoksa onu da duyalım. Var ama daha belli değilse onu da duyalım. Ben açıklayabilirim. Bizi biraz aydınlat. Ki ben bu olaylar çıktıktan sonra zaten ilk başta yani şok oldum. Çünkü Mert de bizim bu duruma izin verdiğimiz bir durumdu. Biz o gün Mert, ben, Ozan eğlenmeye gittik. Ondan sonra gecenin ilerleyen saatinde fotoğraf çekilme bölümü vardı mekanın. Fotoğraf çekildik. Ardından biz de fotoğraf çekilmek isteyen sıradaki kızlar dedi işte Mert'le Görkem'le fotoğraf çekilebilir miyiz dediler. Biz de kabul ettik. Fotoğraf çekildik. Ondan sonra mekan sahibi geldi dedi ki fotoğrafınızı paylaşabilir miyiz? Yani izin istediler tabii doğal olarak. Biz de izin verdik. Hani böyle bir sıkıntı olacağını düşünmedik. Tam fotoğrafı çeksinler, fotoğrafı paylaşsınlar da yani fotoğrafın içeriğine baktığınızda evet, sıkıntı var. İçeriğinde benim bir sıkıntım var. Onu da zaten hatamı da kabul ediyorum. Onun sebebini de şöyle söyleyeyim. Gecenin ilerleyen saatiydi. Evet, ben ekstra bir şeylerin etkisi var. Ama onun sebebini Aynur'a da söyledim. Yani benim için o gün ekstra bir durumdu. Hem psikolojik olarak hem de farklı bir özel sebebim vardı. O yüzden bu durumdaydım. Yani hayatımda ilk defa böyle bir durum yaşadım. Çünkü o geceyi Mert'le biz bile tam o fotoğrafı bile tam hatırlamıyorduk. Ya bayağı yoksunuz yani. Şöyle çünkü o zaten o fotoğraf 20 saniye gibi bir kısa bir sürede çekildi, bitti. Onlar kendi masalarına gitti, biz kendi masamızda. Sonra zaten birlikte Mert'in evine gittik. Yattık, o kadar. Ki bunu zaten Aynur'a da söyledim kaç kere. Bak şimdi. Yok. Peki o fotoğrafı hepiniz gördünüz. Evet. İlk tepkiniz ne oldu arkadaşlar? Hızlıca, hızlıca alayım. Şok oldum. İlayda. Tanıştılar, mekanda tanıştılar, devam ettiler beraber falan. Daha bismillah falan dün bitmiş, tatile yeni girmişiz. Hani böyle öyle, böyle de bir durum var. Bakma görünce ben de şok oldum. Değil mi? Sen de mi şok oldun? Aa, Mert de şok olmuş kendine. Yani fotoğrafı sonradan görünce tabii. Ben şok olmadım çünkü Mert eğlenmeyi çok seviyor zaten biliyorum. Yani o yüzden o zaten yok olacak. Aynen. Peki başka yorum yapmak isteyen Murat, sen gördün ne oldu? Ben görmedim. Hala görmedin mi? Ben de görmedim. Hiç magazinde değilsin. Ya benim çok garibime gitti. Neden böyle bir poz verilir? Neden böyle bir fotoğraf çekildiler ben diye. Ben varmışlar ki ben de görmedim. Hemen canlandırma olayı yapalım. Olayı böyle bilmiyorum. Yok, yok. Hayır öyle değil. Nasıl? Hayır canım hayır, öyle lütfen değil. Ökem şöyle değil miydi? Göster şöyle bakayım Murat. Görkem kendini göstermek ister hayır misin? Ben erkeğim. Görkem, ben erkeğim böyleydi. Berke ile Dilara'nın kadında. Yani. Şöyle bir yanağından şöyle bir göğsüne doğru bastırmışsın. Kızım. Görmedim ama yani. Evet Görkem. Tabii tabii. Arkadaşlar yani Kısmet Soy magazinini takip etmiyorsanız burada konularda çok geri kalırsınız. Ben Twitter'da görmüyorum. Lütfen. Twitter zaten evet, olay Görkem. Ki ben zaten hemen kendimi açıklamaya çalıştım. Hemen Aynur'a da yazdım. Belli bir süre hani konuşmak istemedi doğal olarak. Ben ama her gün yazdım, kendimi açıklamaya çalıştım. İşte yeni yeni beni dinlemeye başladı o da. Yani umarım anlıyordur, güveniyordur. Birazcık evet ben de farkındayım yaptığımın hata olduğunu. Ama kendisinin güvenini kazanmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten duygularım var kendisine. Bunu kendisine de söylüyorum. Umarım inanır ve daha sağlam bir şekilde devam ederiz diyorum. Tamam Aynur'cum. Var mı söylemek istediğin bir şey? Bir şey söylemek istemiyorum. Tabii böyle arka arka çok ikna etmeye çalıştı ama sen inanmıyorsun galiba. Ben sözlere çok inanmıyorum biliyorsunuz. O yüzden inanmıyorum. Araya mı girdim? Bir süre haber okumaya mı? Ben anlamadım. Ben tatil yapamadım arkadaşlar. Bir başlıyor. Yani başım ağrıdı. Zaten ya sadece çıkar bu konu da çıkmaz değil, başkaları da vardı. Çıkar çıkmaz başladı. 49'u çektik. Servise bineceğim. O zaman başladı problem. İşte 8. günde dediği şeyden dolayı vesaire. İlk orada başladı. Ondan sonra bunu gördüm falan. Kendini açıklamaya çalışıyor. Bunu biliyorum zaten. Yani dinliyorum ama şimdi şöyle bir yerde belki haklı olabilir. Çünkü sayfanın yani gittiği mekandaki mekanın yeri paylaşıyor fotoğrafı. Hani
şey olsa öyle bir şey olmaz. Ama şimdi yanak yana olduğu için de ne alaka falan oluyorum yani ben. Bizim de yanımıza geliyorlar. Kimse bizim yanağımızı tutamaz. Öyle bir şey yok yani. Ya burada olabilir ama yapmayacak olan, senin beklentin olan kişi onun o pozisyonda olmaması. Ben anlayabiliyorum. Peki yani burada hatırlatmak isterim söylediklerini ama şimdi hangi birini hatırlatayım? Günahımı alıyorsun diyor. Bu günahını alıyorsun farklı bir mevzu. İşte benim günahımı alıyorsun dedin yani. Sen bir şey farklı, olmuyor yok, gibi. O, bu mevzuyla alakalı günahımı. Özel olan konuyla ilgili bir. Yok farklı bir mevzu vardı yani bu hani dedi ya, programdan sonra dedi farklı mevzular da çıktı karşıma dedi. Hem, eski yarışmacılardan birinden bahsediyoruz. Yok hayır farklı bir durumda bir ya, telefon. Bitmiyor Gökhan. Yani anlıyorum. Yani hani. Hayır, hiçbiri de benim bunun dışında fotoğrafım dışında hiçbiri benim suçum olan şeyler değil. Örnek veriyorum o 8. gün muhabbetinde birlikte değildik Aynur'la. O çok erken dönemde verilmiş bir şey, evet. Söylenmiş bir şey. Yani, onda benim suçum zaten yok. Birlikte değil, konuşmuyorduk bile. Başka bir şey soracağım sana. Aynur, efendim? Hiç bütün bunlar olmasa, hiç dışarıda böyle şeyler yaşanmamış olsa, tertemiz bir sayfa var. Görkem'le olmak ister misin? Neden olmaz? Önemli. Bayağı önemli. Ben zaten güvenini kazanmaya çalışıyorum. Ya ona da bunu hissettiriyorumdur umarım. Çünkü yani gerçekten bir hissim olmasa kendisi de biliyor. Ara 25 gün. 25 gün boyunca ben hep kendisine ulaşmaya çalıştım. Yeri geldi Rümeysa'yla konuştum. Kendi derdimi anlattım. Hep bir şekilde irtibata geçmeye çalıştım aynılığı. Yani bunu zorunda hissediyorum. Gerçekten de kendisine hoşlanıyorum. Bu yüzden açıklamaya çalışıyorum kendime her zaman. Peki bir soru daha. Mesela sana karşı davranışları, hoşuna gitmeyen tavırları neler? Ben bugün birine şahit oldum. Hangisi? Ben orada konuşuyorum. Böyle dokunuyor bana. Dedi ki daha... Ay bir dakika. Ay evet. Bunu nasıl unuturum şu anda? Ya, niye hatırlattınız? Yani şimdi şöyle ben... Aslında bende de vardı o yüzden. Evet yani sevginin ne demek olduğunu biliyorum. Bir insan birini gerçekten severse onun en ufak bir kusuru bile ona o kadar güzel gelir ki söyleyemez. Hatta ben zaten söylerim mesela sivilcem çıktı falan. Bana şey demesi gerekiyor hani ya ben size sivilcene mi bakıyorum ya falan. Ben ona böyle yükseleyim, cilve yapayım falan. Yani benim istediğim bu. Bana gelmiş de burada sivilcen çıkmış diyor. Sen kendi yüzüne bak. Yani. Sonra toparladım ama kendimi açıkladım. Sivilce hassas konu. Sonradan ama açıkladım kendimi. Bak bu yani tavırları anlayabiliyor musun? Çok tabii ki anlıyorum. Ya bunda aklı olanlar için büyük dersler vardır. Anladım. Görkemciğim. Anladım. Ne anlamadım dedi. Ben çok geçirdim. Nasıl yani? Yok yok sen bana değer vermiyorsun dedi. Evet bir anda. Çünkü bak, öyle. Bu bir değer yargısı. Doğru yani. Hani çünkü gerçekten bir erkek sevdiği zaman o sivilce bile ona o kadar tatlı gelir ki. Söylemez zaten karşı. Ben sanırım biri bana söylese kendimi çekinirim ki ben söylerim mesela gördüğüm zaman. Bak yüzüme sivilce çıktı ama yüzüme söyleme bana falan derim yani. Hiç. Yani her şeyi de yaşına veremiyorum. Ne oldu Gizem? Yani neden üzüyorsun falan gibisinden bir şeyler sordun. Onunla ilgili yorum yaptım. Ne dedin? Zaten istemiyor bence dedim. Yani çünkü özlediğini düşünmüyorum. O arada da özlediğini düşünmüyorum beni. Şey yani Oğuz dedi ya hani bir çay bile içmek isterim ben özlesem etsem en azından görmek isterim. Ben belki de bunları göremiyorum. Yani istemiyor. Peki. Bunu söyledim. Gökhan niye öyle dedin? Şimdi konuya niye girdi evet. Dedin değil mi? Evet gereksiz. Ne anladık biz buradan? Gereksiz. Gizem'in mi söylemesi? Öyle. Burada bir konu konuşulurken yaptığı saygısızlığa gereksiz dedin. Peki. Yani daha önce siz de konuşurken ben çok kez Aynur'a bir şeyler söylüyordun. Bana bir şey sordu. Ben de cevapladım burada, yani. Görkem sonuçta ben de burada bir olay yaşadım yani. Olayın sırası var yani Öykü Hanım hani buraya tamam, bir konuşmaya zorluyor. Tamam sordu. İnsanın sonuçta ama Görkem yani. Ama bir olay yaşamışsın. Konu konuşurken yaptın. Öykü Hanım aynısı tamam, bizde oldu ama ben çok kez de Görkem'in yaptığına şahit oldum. Hiçbir şey söylemedim. Ben zaten burada Gizem'le konuşuyorum. Arkadaşlar dahil olmasın. Öykü Hanım'la burada konuşuyoruz. Olamazsın. Ben buradayken olamazsın. Sen oraya söylersen ben de buraya söyleyeyim. Sen daha önce aynısını yaptığın için sana söylüyorum. Attayım. Şu anda tamam, ben de senin aynısını yaptığını söylediğin için sana söylüyorum ya, şu anda. Daha önce ben seni bu şekilde uyarmadım.
Ben uyarıyorum seni. Tamam. Biz bundan sonra biz de seni uyarırız demek ki. Tamam, tweet atmaya uyarım. Benzemiyor işte ama bu işler. Tamam, ben tweet'i arkada da atarım sana gel. Tamam, istediğin yerde atabilirsin. Tamam, çok hoşuna gittiyse atarız. Bayıldım. Dikkat et, gerçekleşmesin tweetler. Yes. Sizin aranız niye böyle? Öykü Hanım, arkadaş, ben de bilmiyorum. Ya, ben yo, ben çok güzel bir şey söyledim. Saygısızlık yaptığını dile getiriyorum. Burada arkadaşın demesi lazım ki evet Gizem konuşuluyor muhabbet. Susabilirsin yani. En azından bir saygı. Ama işte ya, kendin de aynısını uygulaman gerekiyor başkası ben konuşurken. Ben ne zaman konuştum kardeş? Aynur'la aynısını ben kaç kere gördüm burada biz bir şey konuşurken ya, orada kaç kere Aynur'a bakıp gülüştünüz bunu mesela. Bunu onu söyleyecek kişi sen değilsin Öykü Hanım bakın, buradayken. Yo ben de söyleyebilirim ben konuşurken. Hiç girmedim ben bu arada. Yani, bu zamana kadar ben hiçbir zaman konuşmadım sen böyle. Sen buradan kaç tane böyle laf attığını ben duydum. Çok alakasızdı ben bir soru sordum o kadar. Berke ve Görkem'in arasındaki bu problem... Yo aramızda bir problem yok aslında. Problem yok biz normalde de telefonda da konuştuk Öykü Hanım. Hallettiğimizi düşünüyordum. Hani telefonda... Ben de düşünüyordum. Ben şu anda da onu mesela ters bir şey söylemedim. Sanki. Ki ben böyle olaylarda sakin konuşamayan biriyim. Evde de o yüzden kavga etme taraftar değilim. Bir anda yükselirim, elimde olmayan farklı şeyler yaparım. Hani. Biz de senin bu yönünü bilelim. Yani sen o yönümü burada göstermiyorum. Evet, o yüzden hiç kimseyle kavga etmeye çalışmıyorum. Çok ikili diyaloğum da yok kavga olarak. O yüzden hani Berke'ye de bir res çekiyorum ki yani burada da çünkü kötü değil aramız. Ama böyle olaylar yaparsa aramız kötüleşir. Çünkü Oğuz kendini açıkladı orada. Ben yaptım dedi. Bitti. Uzatmaya gerek yok. Burada ben rahatsız oldum. Belki başkaları rahatsız olmuş. Siz de rahatsız oldunuz. Yani ben bir anda burada odağım bu tarafken bir anda odağım kaydı. Hayır şöyle. Sizin konunuz konuşulurken buradan başka bir konu giriyor. Evet. Ve tamam, yani şimdi. Bu kadar dinliyorken bu oldu. Odağım gerçekten kaydı. O yüzden bozuldum. Ya yani Aynur'un söyleyeceği şeyleri duymak istiyorsun evet. Sen de sonuçta. Haklı olarak biraz onun için ben de döndüm açıkçası Gizemciğim. Haklı olabilir, sıkıntı yok. Ben haklı olduğu durumda yani böyle bir şey yaptığım için bundan kusura bakma da söylerim ama verdiği tepki Görkem'in yani sürekli böyle yapıyor. Sürekliliğini böyle. Bilemem. Ben şu anda yaşadığımı söylüyorum. Yani arkadaş yani, genel olarak peki, eğer konuya bir rahatsızlığı varsa evet bazı davranışların daha belki düşünceli, daha detaycı. Yorulur musun? Yol uzun belli ki. Yol uzun ama güzel olduğu için ben çekeceğimi düşünüyorum zaten. Peki. 170'lik 150 uzat adayım. Etkili. Yani 150 de olsun. Daha yok bayağı uzun yani. Olsun. Ben o yolu göze aldım. 150-200 önemli değil. Zor güvenen bir insanım. Şimdi bir de bunları görünce biraz şey oldum. Görkemciğim kırıldım. Şip bile değilsiniz. Onu böyle, yani nerede durduğunuzu hatırlatayım isterim. Çünkü hani çift olanlar geçsin bu tarafa dedik. Ya ama hiç kıpırdamadı. Direkt de zaten şey bekleyemem yani. Direkt hızlıca eski samimiyetimizi yakalamamızı bekleyemem. Onun samimiyetsizliğine veririm öyle bir şey olsaydı. O birazcık da benim fikrim. Hani sindirmeye çalışıyor, düşünüyor kafasında. Ondan sonra karar vereceğini düşünüyorum. Ki ben şip olayı değil. Ya aramıza bir evet dargınlık, bir sıkıntı girdi ama hala bitirmiş değiliz bazı şeyleri. Ama bir şeylere başlamış da değilsiniz. Başlamıştık. Aynı yerde değilsiniz. Evet ama hata yapan benim. O yüzden... Sıkıntı yok. Başa döndünüz yani onu söylemeye çalışıyorum. Yürüdüğün yolu bir daha yürüyeceksin. Düzeliriz. Sıkıntı yok. İnşallah. Ozan ve Rümeysa. Evet. Ne haber Ozan? İyi mi? Siz? En son bir nişana yakın bir şey yapmıştık. Ara bize... Sonra siz birinci nişan güne yaptık. Döndünüz şu anda. Ara herhalde... Kapıda yeni yarışmacımız Rümeysa. Evet. Tanımak Seyli isteyen yarışmacı. Varsa. Kendisi model aynı zamanda. Değil mi Rümeysa'cığım?